Arkadaşlar selam. Öncelikle merhaba. Bugün daha hiç böyle doğru düzgün konuşamadım. Çünkü gerçekten sıcak resmen ruhumu emdi yani. Hiç böyle canım konuşmak bile istemiyor. Çok sıcak. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Mesela şimdi yemeğimi kendim hazırlayacaktım. Fasulye falan yapmayı düşünüyordum. Ama şu an mutfak yanıyor. Ve gerçekten içimden böyle yemek yapmak gelmedi hiç. Ne yalan söyleyeyim. Belki dışarıdan mı söylesem diye düşünüyorum. Getirin, bu yemek kısmında sağlıklı bir şeyler var. Oradan söyleyebilirim dedim. Bugün böyle hani birazcık vlog çekmek vardı aslında içimden geçen. Ama pek böyle konuşmadım. Hani bir şey de yapmadım tüm gün boyunca. Ki 10.30'da falan kalktım ama gerçekten hiçbir şey yapasım gelmedi. Üstüme yeşil tişört çıkardım. Sıcak bastı, bunu giydim bu daha ince diye. Ya o kadar sıcak ki hava. Bir her yerinde sivilce çıktı yine. Uçuğum çıktı. Bir de burada sivilcem çıktı. Uçuk resmen pazartesi akşamından beri geçmedi ki bugün pazar, yaklaşık bir haftadır geçmek bilmedi. Çok da canım acıyor bu arada konuşurken de. Böyle yani. Birazcık keyifsizim. Fark etmişsinizdir. Siz de bayağıdır böyle ev vlogları özlemiştiniz. Ben aslında geleli yani bayağı gün oldu. Bir hafta oldu. Tam bir hafta oldu. Ama hiç yani bilmiyorum. İçimden de geçmedi bir şey yapmak yani. Zaten stresten, sinirden her yerine bir şeyler çıkıyor. Burada da çıktı. Bu da daha dün gece çıktı. Dün gece de yani değişik haberler. Gerçekten bilmiyorum ya. Odamın şeklini değiştirdim. Bari onu size göstereyim. Bir dakika, şimdi göstereyim. Şimdi zaten burası böyleydi. Burada böyle şu vardı. O buraya gitti. Yanında beyaz vardı. Beyaz duruyor. Bu buradaydı. Onu buraya getirdik. Bu anneannemdeydi şu şifon yer. Ama bizim eve geri gelmek durumunda kaldı. O yüzden benim odama geldi o da. O oraya gelince bunu da buraya aldık yani. Ve burası çok daha hoşuma gitti böyle. Mesela şurada makyaj yaparken yanım böyle full açık oluyor. Tüm böyle eşyalarımı, parfümlerimi, her şeyimi buraya koydum. Burada bu beyaz dolap duruyor. Şurası zaten resim malzemelerim. Bu şekilde yaptık. Bence burası daha böyle bir açık, daha bir ferah oldu gibime geldi. Benim hoşuma gitti yani. Diğer kalan her yer aynı zaten odamda. Sadece şu kısımda böyle bir ultra bir değişiklik var. Bu da benim hoşuma gitti. Tek sıkıntı mesela buradan şuraya geçerken şu alan birazcık daraldı. Bu arada gerçekten birazcık dağınıkmış. Şu kısım biraz dağınık, kusura bakmayın. Burası bir tık daraldı. Mesela babam geçemiyor burada. Bir de bazen geçerken iki kere falan şuraya vurdum. Onun için bir sıkıntı yok. Yoksa çok güzel. Buraya değer. Burası çok hoşuma gitti çünkü. Yemek olarak pek sağlıklı bir tercih yapmadım galiba. Ama bakar mısınız şuna? Gerçekten canım çok çekti. Şimdi hepsini yiyeceğim. Yanında da füstiğimiz var. Evet, saat şimdi tam olarak 8'i 2 geçiyor. Ben de evden çıkıyorum. Ege ile böyle bir akşam kahvesi içmeye hem de birazcık yürüyüş yapmaya çıkıyoruz. Hani çıkacağız, buluşacağız caddede. Şöyle bir etek giydim. Bu eti Polonya'dan almıştım 2 yıl önce. Ve oranın kendi butiğinden aldım. O yüzden burada bulamazsınız. Bu üstündekini Adidas'tan aldım geçen sene. Bunun bayağı bir rengi var bende. Bunları çok gördüğünüz üstümde. Bu da Smart Bags diye bir markanın şöyle yuvarlak bir çantası. Bunu da zaten çok görüyorsunuz. Bu şekilde altıma da spor ayakkabı giyeceğim. Vallahi dün arkadaşlar öğlen vaktinde dışarı çıkmıştım ve gerçekten şu süreçte asla öğlen dışarı çıkmayın. Yani gerçekten kafanıza güneş geçer yani. Dün bayağı pişman oldum o saatte çıktığıma. Çok sıcaktı çünkü. Bugün böyle bir tık daha hava serinleyince saat 8-8.30 gibi çıkmak bir tık daha mantıklı. Haftaya pazara kadar falan bu şekildeymiş. Yarın hava 35 derece falan. Gerçekten Allah'ım ne oluyor ben bilmiyorum. Çok sıcak. Böyle. Yürüyüş iyi gelir birazcık. Zaten ben de biraz fazla yedim. Tamamını bitirmedim ama yine de çok fazla geldi. Saat şimdi 1'e çeyrek var. Ben 12 gibi eve geldim arkadaşlar. Ve odamı falan topladım. Üstümü değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi de ajanda yapacağım. Ayımı planlamak istiyorum. Umarım bu ay tüm ülkemiz için de gerçekten çok daha güzel geçer. Çok daha sağlıklı geçer. Tek dileğim bu. İnşallah. Yani gerçekten.
Ben de bayağıdır en son galiba Haziran ayında planlama yaptım. Temmuz ayında hiç planlama yapmadım. O yüzden bu ayımı planlamak için hevesliyim. Aslında öğlen böyle planlama işlerine giriştim, ajanda işlerimi. Ama beğenmedim yaptığım şeyi, o yüzden bir daha yapacağım. Of, şunlar çok kötü duruyor. Farkındayım, özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Çok da canım acıyor. İkisi de çok can acıtıyor. Şimdi onu yapacağım. Bir yarım saat falan uğraşırım diye düşünüyorum. Daha sonra da kahve yapacağım. Kahveyi buzdolabına koyacağım, filtre kahve. Cold brew yapmaya çalışacağım. İlk defa deneyeceğim. Çünkü havalar çok sıcak ve yarın da çok sıcak olacak ev falan. Soğuk kahve isteyeceğim gibi hissettim. O yüzden öyle bir şey yapacağız. Yarın çeker miyim bilmiyorum. Umarım çekerim. Yarın pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcı. Ben böyle başlangıçları çok severim. O yüzden daha motiveyim çoğu şey için. Özellikle spor için mesela. Hiç spor yapmıyorum. Hiç. Yani istek var, hareket yok. Hava çok sıcak. Sıcaklıktan dolayı hiçbir şey yapasım gelmiyor içimden. O yüzden umarım yarın yaparım. Umarım erken kalkarım. Ya bugün aslında çok da geç kalkmadım. 10.30-11 gibi kalktım. Ama yine de verimsiz geçirdim. Çünkü sıcaktan hareket edemiyorum ya. Ben anlamadım yani. Tek ben mi böyleyim? Bilmiyorum ama sıcak benim tüm enerjimi emiyor arkadaşlar. İnanın yani. Neyse, yarın mesela böyle daha erken kalkmak istiyorum. Erken kalkıp böyle sabah sporu yapmak istiyorum kahvaltıdan önce. Çünkü eskiden şey yapardım yani, böyle hani sabah kahvaltıdan önce sabah sporu yapardım. Duşumu alırdım ve o kahvaltı bana o kadar güzel gelirdi ki, böyle spor sonrası yapılan o kahvaltı. Böyle ödül gibi ve ödül gibi hissediyordum ve çok iyi geliyordu. Çok zevkli yiyordum o kahvaltıyı. O hissiyatı özledim. Ama sabah kalktığımda böyle sıcak basmış şekilde uyanıyorum ya. O yüzden daha erken kalkmak istiyorum ki sabah serinliği olur belki evde, yani bilmiyorum. Ay, ne konuştum, çenem düştü birden gece gece gerçekten. Neyse, şimdi o zaman ajandamı yapalım. Böyle çok da susadım. Durmadan su içiyorum zaten. O kadar susuyorum ki. Böyle. O zaman yapıyoruz şimdi. Thank you.
Arkadaşlar günaydın. Ben sabah sporumu yaptım. Şu anda deli gibi ter içindeyim. Hani çok fena. Lili Sabri'nin bir programına başladım. 7 günlük bir program. Şöyle söyleyeyim, 40 dakikalık kardiyo ve 10 dakikalık karın vardı ama 40 dakika kardiyo, gerçekten inanamadım. Yani nasıl yaptım ben bilmiyorum. Öldüm. Bir o 40 saniye falan dinleniyorum. Nefesimi topladım. Yani şu anda fena ter içindeyim. Ama çok iyi geldi. Şimdi hemen duşumu alacağım. Kahvaltımı yapacağım. Böyle. Evet, saat şimdi 5'e 10 var. Ben de yemek hazırlayacağım. Ben böyle pek yemek yapmayı bilen biri değilim. O yüzden şimdi fasulye yapacağım. Birazcık gerginim, bakalım yapabilecek miyim. Daha basit şeyler yaptım hep. Yani böyle makarna falan filan. Bakalım fasulyeyi nasıl yapacağım, göreceğiz. Bu videonun böyle nasıl bir video olduğunu ben de bilmiyorum. Böyle de ki günlerim gibi bir şey. Hem de kendimi bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Yani spor olsun, daha özellikle spor yani en büyük şey. Hani bir tık daha düzenli bir hayata geçiş yapmaya çalışıyorum İstanbul'dayken. En azından şu bir hafta öyle. Ondan sonra zaten başka işlerle girecek araya. Onları da zaten görürsünüz. Şimdi yemek yapacağım. Evde çok sıcak, mutfak da çok sıcak. Bilmiyorum, artık tokamı alayım ve yapalım. Bakalım. Ölüyorum. Anam, gözlerim çok fena. Gözlerim çok fena. Bunu yapmak çok zor. Şimdi 40-45 dakika fasulyenin olmasını bekleyeceğim. Ben de o zaman da yerleri bir süpürme kararı aldım. Evi şöyle bir süpüreyim. Evi kendine gelsin yani. Babamı bekliyorum. Bir yarım saate falan gelecekmiş. Ben de acıktım. Onu bekliyorum şu an. Saat bu arada 6:02 geçiyor. Ha. Bana mı odaklanıyorsun ya? Evet, şimdi kendime kahve yaptım. Saat 9:00 geçiyor. Bazen böyle ara öğün olarak kahvenin yanında bir tane ya da iki tane şu lokmalardan yiyorum. Bunlar bayağı sağlıklı bir şey. Katkısız, koruyucusuz, şeker ilavesiz ve glutensiz. Tatları da böyle hani fena değil. Bundan bir tane yiyeceğim. Böyle kahvenin yanında söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar, şu anda videonun editini yeni bitirdim. Bir ertesi, bir öncekiğinde kucağımda da Mişa var. Çünkü kahveme saldırıyor. O yüzden kucağıma aldım şu an. Videoyu kapatmaya geldim. Normalde bu videoyu koysam mı koymasam mı pek bilemedim açıkçası ülkenin durumlarından dolayı. Gerçekten inanılmaz moralim bozuk. Bu konuda çok azıcık konuşayım mı diyorum. Bir yandan konuşmak istemiyorum çünkü gerçekten bir başlarsam hiç susmayacağımı düşünüyorum bu konuda. O yüzden sadece canım çok acıyor. Yani haberleri gördükçe, videoları izledikçe ve her sabah daha da beter bir habere uyanmaktan o kadar moralim bozuk ki size anlatamam. Zaten videoda biraz moralim bozuktu. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Genel olarak şu sıralar zaten biraz keyifsizim bu olaylar yüzünden. Her sosyal medyaya girdiğimde, yani her yeni bir şey okuduğumda, izlediğimde gözlerim doluyor. Ve hani mesela iki günde izlediniz ya, o gece, o hani ilk gün gecesinde mesela yani saatlerce ben uyuyamadım. Tabii bunları çok söylemek istemedim çünkü ben bu videoyu şu anda gerçekten kafanız dağılsın diye koymak istiyorum.
Çünkü benim gerçekten kafamın dağılmasına ihtiyacım var. Birkaç YouTuber mesela koydu ve izledim. İyi geldi yani, hani birkaç video izlemek, ne yalan söyleyeyim. Çünkü ne zaman şu anda Instagram'a girsek, oraya girsek, buraya girsek bu kötü haberleri gördükçe içim bunaldı artık. Ya hiçbir şey yapmak istemiyorum zaten. Video boyunca da bunu birkaç kere söyledim. Hem sıcaktan dolayı hem de inanın yani hiç keyif meyif kalmadı. Yani zaten korona belası gitmiyor. Yani daha da beter bir şekilde gibi geliyor. Bir de üstüne hani şu anda koronayı unutturdu bu yaşadıklarımız ve Misha da bana katılıyor şu an. Ya gerçekten bilmiyorum, moralim çok bozuk. Ben de kafamda aslında daha yeni editi bitirdim. Normalde bir alışveriş videosu var aslında ama onu koymak istemiyorum şu sıra. Çok böyle vlog koyayım ki kafanız dağılsın diye düşündüm. Yanlış mı düşündüm bilmiyorum. Umarım az da olsa 15 dakikalık bir kafanız dağılmıştır diyeyim. Bana izlediğim böyle birkaç YouTuber'ın videosu iyi geldi. Bu yüzden ben de koyayım dedim. En kısa sürede ülkemizin sağlığına kavuşmasını diliyorum. Gerçekten bu ormanların artık ne olur sönsün. Yani tek dileğim gerçekten orman yangınlarının bitmesi şu an. Bu canlıları gördükçe içim çok kötü oluyor. Milyonlarca insanın hani tüm hayatı boyunca emek verdiği malları kayboluyor. Hem maddi hem manevi bir şekilde çok büyük hasar geldi ülkenin tüm herkese, bize de. Ben elim kolum bağlı, bizim burada elimiz kolumuz bağlı. Evet tabii ki elimizden geldiği kadar bağışta bulunduk, bir şeyler yaptık ama tabii ki hani yani ne kadar yardım edebiliriz ki buradan, yani onu hani o videoyu izledikçe orada onları yaşayan insana ben günlerce uyku uyuyamıyorum. Neden? Çünkü kafamı her yastığa koyduğumda hani temiz bir yatak, rahat bir yataktayım ama şu anda hani aynı anda ülkenin başka bir yerinde ve yurttaş, yani gerçekten benim yurttaşım yani acı çekiyor orada. Yani ağlıyor. Ya bilmiyorum. Neyse. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Umarım bu video size az da olsa gülümsetmiştir diyeyim. Çok böyle gülümsetecek bir anda yok aslında. Gerçekten evde geçirdiğim günleri biraz paylaşmak istedim. Artık bilmiyorum. Umarım iyi hissettirmiştir diyeyim. Gerçekten bilmiyorum ne diyeceğimi de. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz ülkece. Bu yüzden bence herkes herkese anlayışla karşılamalı ve alttan almayı da bilmeli. Şu anda ana sorunumuz birbirimiz değil, ülke sorunu olması lazım ve buna çözüm üretemeyen insanlar olması lazım sorunumuz. Ve en kısa sürede Allah'ıma yalvarıyorum, her gün dua ediyorum. Ne olur artık bitsin bu yangınlar, bitsin bu cinayetler. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Umarım keyif vermiştir diyeyim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. İnşallah daha sağlıklı günler, daha güzel günler bizi bekliyordur.